Hazırız değil mi? Tamamdır. Süper. Şimdi şöyle şunu hemen bir gramerimize geçelim arkadaşlar. Belgemizi açalım. Şunu birazcık ben şöyle size birazcık görüntü büyüteyim. Ondan sonra beni daha yakından görebilirim diye. Herhalde iyidir diye düşünüyorum. Değil mi? Memnun muyuz? İyi mi? Her şey. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi hemen birazcık da dil bilgisi işleyelim. Burada ilk bakacağımız şey iyiyse, her şey yolundaysa ilk bakacağımız şey tabii ki her şeyin temeli. İlk önce bir minik bir emizar bakalım. Olur mu? Nedir, nasıl kullanırız, ne işe yarar onlara bakalım. Ondan sonra da işte eğendir, dığdır, samdır, enidir, menidir, o ayrıntılara girelim vaktimiz kalırsa. Ne oluyor, ne yapıyoruz, nerede kullanıyoruz vesaire. Şimdi zaman dediğimiz şey, bu konu zaman konusu anlatmayacağım ama zamanı kafamızda arkadaşlar çok iyi oturtmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz zaman zaten her konunun temeli. Çünkü zamanları öğrendikten sonra onun üstüne ne koyacağız? Passive voice koyacağız. Onun üstüne modal verbs koyacağız. Causative bakacağız. Adjective clause bakacağız. Bunların hiçbirisi zaman olmadan, zamanı nasıl kullanacağımızı bilmeden doğal olarak bir işe yaramıyor. Bunun temeli de nereden başlıyor? Be ile başlıyor, değil mi? Be fiilini biliyoruz. Be, öncelikle her dilde cümleleri ikiye ayırdığımızı unutmayalım. Nasıl ikiye ayırıyoruz? Bir durum anlatan cümlelerimiz var, değil mi? Durum, nitelik, nicelik. Yani içinde bir eylem olmayan cümlelerimiz var. Bir de eylem olan cümlelerimiz var. Eylem olmadığında bir durum anlatırken, hani Türkçe'de dır dir dediğimiz şey var ya, onu nasıl anlatırız? Ona bakacağız. Doğal olarak da ilk zamanımız her zaman hangi zaman? Present, değil mi? Geniş zamanda, present'ta, günümüzde işte hava güzel. Bakın hava güzelde bile gizli ne var? Hava güzeldir. Odur'dir İngilizce'de ama seçimli değil Türkçe'deki gibi. İngilizce'de emizarı koymak zorundayız. Yani bu be'yi çektiğimizde bize ne olacak? Emizar olarak gelecek. Dırdırı anlatmak için. Ben bir öğrenciyim, değil mi? Orada cümlede eylem olmadığında arkadaşlar. Eylem dediğimiz şey ne? Atlamak, zıplamak, koşmak, bir hareket anlatan herhangi bir şey yoksa bu fiziksel de olabilir, soyut da olabilir. Mekle makla bitmeyen. Mekle makla biten, özür dilerim. Bir fiilimiz yoksa eğer cümlede ne yapıyoruz? Be'yi kullanmak zorundayız. Şimdi şöyle hemen temel bilgiler dediğimiz yerden bir be fiilinin kullanımı diye zaten burada görüyoruz. Present'a çektiğimizde be emizar oluyor. Biz sadece şu anda present'a bakacağız. Yani geçmiş zaman haline bakmayacağız. Günümüzdeki haline bakacağız. Günümüzdeki, yani şuraya hemen başlık olarak da present'ımızı yazalım. Present zamanında, değil mi? Emizar, dırdırı nasıl kullanırız ona bakacağız. Şimdi bakın, İngilizce'de arkadaşlar, Türkçe'de cümleler nasıl gidiyor? Önce hep özneyi söylüyoruz, değil mi? Özne, subject dediğimiz şeyi söylüyoruz, özne. Ondan sonra object söylüyoruz, değil mi? Bu Türkçe. Bakın Türkçe yazıyorum şu anda. Ondan sonra Türkçe'de hep en son fiili söylüyoruz, değil mi? Hava güzel, dir. Dir orada fiil oluyor. Ama İngilizce'de bu iş böyle gitmiyor. İngilizce'de önce subject'i söylüyoruz. Verb her zaman, değil mi, ortada. Ondan sonra object'i söylüyoruz. Yani özneyi söyledikten sonra mesela hava güzel, dir dedim ya. Önce havayı söylememiz lazım, değil mi? Ne yazıyorum buraya? The weather diyorum, değil mi? Önce havayı söyledim. Şimdi bakın, fiili yazmam lazım. Türkçe'de fiil hep en sonda geliyor ama İngilizce'de öznenin arkasından geliyor. Şimdi hava güzeldir, değil mi? The weather is. Ondan sonra nesneyi koyacağım. Yani sıfatımı koyacağım. Bu şekilde gidiyor. Bakın, efendim canım. Demo dersi oldu, temel. Ben ilerliyoruz yoksa normal derslerimizde konu değişecek mi? Yine bu konuyla başlayacağım. Aynı konuyla, tamamen o bizim hızımıza göre değişecek. Bu bizim temel seviye olduğu için temelden başlayıp önce nouns, pronouns, determiners, emizarı anlattıktan sonra ondan sonra times vesaire diye gideceğiz. Yine aynı şekilde başlayacağım, yani bir şey değişmeyecek. Tamam mıyız bunda? Sıkıntımız var mı? Alright. Bu örneklerde zaten şuradakilerde herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum, değil mi? I'm a student, you're a student. Bakın,
Fiil her zaman, fiil dediğimiz şey, be fiilimiz her zaman ortada. Gördünüz değil mi? Bu gerçek fiil olsaydı da böyle olacaktı. Hiç fark etmez değil mi? Yani I go to school every day. Yine bunun Türkçesine ben her gün okula giderim diyoruz değil mi? Ben her gün okula giderim. Bakın Türkçe'de giderim en sonda ama İngilizce'de nerede? Görüyor musunuz? Özneden sonra. Önce özneyi söylüyoruz. Ondan sonra fiili söylüyoruz. Tamam mı? Burada emizarı kullanmamızın sebebi ne? Tekrar söyleyin bana. Bu cümleye emizarı neden soktum? Mesela alttaki cümlede go var. Çok güzel. Ama yukarıdaki cümlede neden emizar var? Neden is var? Aynen değil mi? Cümlede bir eylem olmadığı için, bir fiil olmadığı için neyi kullanıyorum? Emizarı kullanıyorum. Yani aynen durum bildiriyor. Bakın arkadaşlar, kafamıza neyi sokmamız lazım? Fiilsiz cümle kuramazsınız. Bu ister yardımcı fiil olsun, ister bir eylem anlatan fiil olsun. Emizar yardımcı fiil olarak geliyor, bize yardım ediyor. Tamam mı? Öyle düşüneceğiz. Bakın mesela hemen ilk örneğimize bakalım. Ankara, bunu hemen analiz edelim. Ankara is the capital city of Turkey diyor. Bu cümlenin öznesi kim? Ankara. Değil mi? Hemen öznenin arkasından ne gelmiş? Fiil gelmiş. Neden Ankara'nın arkasından is geliyor? Çünkü Ankara'nın karşılığı ne? I, you, we, they, he, she, it, de. Ankara'nın karşılığı ne arkadaşlar? It, değil mi? It arkasından ne alacak? It, is diye devam etmesi lazım. Öyle değil mi? Burada da ne diyoruz? Ankara öznemiz. Ondan sonra nesneyi çeviriyorum. Türkiye'nin, bakın, Türkiye'nin başkenti dir. Bakın dırdiri emizarla verdim. Gördük değil mi? Burada sıkıntı var mı? Bence yok diye düşünüyorum. Alright. Mesela dördüncü örneğe bakalım. Our products are high quality and durable. Bakın. Our products özne. Arkasından are gelmesinin sebebi ne? I, you, we, they, he, she, it, de. Our products nereye düşüyor? Bana onu söyleyin. I, you, we, they, he, she, it, the, our products'ın karşılığı ne? They. Değil mi? They are high quality and durable. Yani ürünlerimiz yüksek kalitelidir ve dayanıklıdır. Dır diye cümleyi bitiriyoruz. Water is liquid. Gördünüz mü? Su sıvıdır. 2 times 2 is 4. 2 kere 2 4 tür. Tabii ki Türkçe'de bunu söylemek zorunda değiliz ama İngilizce'de emizarı kullanmak zorundasınız eğer durumu anlatıyorsanız. Hemen be'nin kullanımlarına şurada bir bakalım arkadaşlar. Şimdi be arkasından az önce söylediğim gibi sıfat alabilir. Hatırlıyorsunuz değil mi onun sıfat geyiğini? Hemen sağ tarafa bakın. Education is essential. It is also universal. Ne demek education is essential? Alayım sizden Türkçesini. Buyurun. Ha, zorunlu bu değildi. Zorunluyu hatırlayın Nurgül. Zorunlu o hani muhteşem üçlü diye öğrenin demiştim ya. Compulsory, obligatory, mandatory'ydi. Zorunlu değil bu. Değil mi? Eğitim temeldir. Eğitim gereklidir. Değil mi? Hani hatırlıyor musunuz? Önce temeli atıyoruz, ondan sonra üstüne gidiyorduk. Tamam. Alright. It is also universal. It is also universal da ne demeye çalışıyor? Ayrıca evrenseldir. Değil mi? Ayrıca evrenseldir. Evrenseldir derken kastettiğimiz şey ne? Dünyanın her yerinde eğitim vardır, böyledir demeye çalışıyoruz. Also neymiş arkadaşlar? Ayrıca. Değil mi? Türkçe'de ayrı yazılan dahi anlamındaki d-daiki. Değil mi? Hemen işte senin dediğin cümle Nurgül. Şeyde ikinci cümle. In Turkey diye başlıyor ya. In Turkey a 12-year education is compulsory. Yani Türkiye'de çevirin bakayım. Hadi hadi bana yardımcı olun biraz. Sizden de göreyim. Hayır, düzgün çevirin. Evet. Türkiye'de 12 yıllık bir eğitim zorunludur. Süper Taner. Aynen arkasından yazanlar da elinize sağlık. Thank you. Değil mi? Türkiye'de 12 yıllık bir eğitim zorunludur. Aferin. Çok güzel çevirdim. Hemen altına bakalım. A well educated employee. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Öznemiz biraz daha uzadı.
educated employee. Yani an employee demiyor. Employee bir noun, onu bir de sıfatla niteliyor. A well-educated employee is invaluable for a company. Bakın yine arkasından sıfat geldi. Gördünüz mü? Be'yi çektik, is oldu. Invaluable diye de bir sıfat getirdik arkasından. Yani alayım. Employee çalışan demek arkadaşlar. Çalışan. Nasıl bir çalışan? Sıfatını da koyun, çevirin bakalım. Hadi bakalım. Aferin, aferin. Çok güzel. Hemen onu toparlayalım, düzeltelim. Şimdi, bakın. Önce özneyi çeviriyorum. İyi eğitimli, değil mi? İyi, ups. İyi eğitimli bir çalışan, değil mi? Bir çalışan. İyi eğitimli bir çalışan. Bakın özneyi koydum. Şimdi biz her zaman Şeyma ne yapacağız? Şeyma o paha biçilemezdir kısmı var ya. Paha biçilemezdir yani çok değerlidir diyeceğiz ya. O hep cümlenin sonuna gelecek. Cümlenin sonuna atacağız onu. Dırdır Türkçe'de fiil her zaman en sonda olacak. Yani nasıl yazacağız? İyi eğitimli bir çalışan. Önce sonunu çeviriyorum. Bir şirket için, bakın for a company'yi çevirdim. For a company, bir şirket, for'u ekledim. For için de hatırlıyoruz. For a company, bir şirket için çok değerlidir. Bakın, dırdırı gördük mü? Türkçe'de en sonda. Gördünüz mü? Ama İngilizce'de hemen öznenin arkasında. Hemen öznenin arkasında. Sıkıntı var mı burada? Varsa söyleyin, hemen açıklayın. Paha biçilmez olarak çevirmeyelim tabii ki can. Değil mi? Onu ne olarak çevirelim? Çok kıymetli, çok değerli. Yani valuable çarpı 10, 100 demek. Alright. Sıkıntı yok herhalde. Devam ediyorum. Bir şeye bakalım. Şimdi de sol tarafa bakalım biraz da. Sol tarafta da ne diyor arkadaşlar? Başlığı görüyor musunuz sol tarafta da? Be plus noun ya da pronoun da gelebilir diyor. I'm a doctor. I'm a doctor'da sıkıntı yok. Zaten arkasından noun gelmiş. I'm a student demek gibi o da. Değil mi? She is a nurse. Değil mi? She is a nurse. O bir hemşiredir. Yine sonuna neyi ekleyebiliriz istersek? Diri. Ama İngilizce'de bu seçimli değil. Zorunlu. Patients love her. Hemen çevirelim orayı. Patients love her. Fiil girdi artık işin içine bakın. Emizar yok. Patients love her dedi. Thank you. Hastalar değil mi? Hastalar onun hastaları değil. Hastalar onu sever. Aynen. Bakın fiili hemen sona attınız. Gördünüz mü? Çünkü şu Türkçe tekrar söylüyorum. Subject, object, verb Türkçe. Tamam mı? Ama İngilizcesine bunun subject, verb, object yerini değiştiriyorsunuz. İngilizce'de patients love diye başlıyor ama Türkçe'de fiil hep sona geliyor. Hastalar onu sever diyoruz. Alright, devam edin. Az önceki örneği hatırlıyorsunuz. Ankara is the capital city of Turkey diyordu. Şimdi de tam tersini, yerlerini değiştirmiş bakın. The capital of Turkey is Ankara. Yani Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. O iz yine bize dırı veriyor. Şunu çevirin bakayım. Asia is a continent. Asia is a continent. Alayım bakayım nasıl çevireceksiniz? Hı. It is the biggest one. Onu da ekleyin. It is the biggest one. Olmadı Nurgül. Olmadı. Aferin. Aferin. Şimdi ilk cümleyi çevirdiniz. Çok güzeldi. Asya, bakın arkadaşlar. Asya kıtadır diye çevirmeyin. Burada çünkü ne olacak? Asya bir kıtadır. Değil mi? Asya bir kıtadır. En büyük olanıdır diye de çevirebilirsiniz. Oradaki one çünkü. It is the biggest one. Bir daha continent dememek için yerine one kullanmış. Gördünüz mü? En büyük olanıdır. Bakın yine en sonlarında ne var? Burada şöyle yapalım. En sonlarında yine dırdır var. Koymak zorunda değilsiniz. Türkçe'de zorunlu değil bu. Asya bir kıta, en büyüğü diyebilirsiniz. Kıtaların en büyüğü. Değil mi? Ama İngilizce'de o izi koymaya mecburuz. Hemen başka örneklere bakalım. Şunu çevirebilir misiniz?
I'm about to finish the project. I'm about to finish the project. Sağ sütundayım. I'm about to finish the project. Thank you, thank you, thank you. Aferin, elinize sağlık. Proje mi değil? M yok. Benim projem yazmıyor orada. My project yazmıyor. Projeyi, değil mi? Projeyi, aynen. Bakın arkadaşlar, buradan hemen neyi öğreniyoruz? Be about to. Be about to ne demekmiş? Be about to make, mak üzere demekmiş, değil mi? Bunu bilmiyorsak bir yere yazalım, öğrenelim. Önemli. Zaten ileride vocab'de yine öğreneceğiz bunu. Be about to'yu ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi. Ne demiştik? The sooner, the better. Alright. Be about to verb zero. Yapmak üzere. Mekmak üzere demek. Tamam mı? Arkasından da fiilin mastar hali, yalın hali geliyor, değil mi? She is about to cry. Buyurun çevirelim. She's about to cry. Aynen değil mi? Bak Can, geçmişe alma. Niye geçmişe aldın? She was about to cry demedim. Değil mi? She was about to cry demedim. She is about to cry dedim. Geçmişe almayacağız. Ne diyeceğiz? Ağlamak üzere. Şu anda ağlamak üzere. Geçmişte değil. Tamam mı? Geçmiş olsaydı o zaman izi vaz yapardık. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Bu sosyal içerikli mesajımız, kamu spotu size gelsin. Some questions in YKS are frustrating. Alalım. Buyurun. Some questions in YKS are frustrating. Frustrating'i şimdi çözeriz. Önemli değil. Ama olayı anladın. Önemli olan o. Değil mi? Hah, çok güzel oldu Yasin. Arkasına random atma senin iyi, değil mi? Evet. YKS'deki bazı sorular, değil mi? YKS'deki bazı sorular, bakın önce özneyi çevirdim. YKS'deki bazı sorular sinir bozucudur. Değil mi? Can sıkıcıdır. YKS'deki bazı sorular sinir bozucudur, can sıkıcıdır. Aferin. Peki, hadi gelelim uzmanlık sorusu. Overdue'nun anlamını biliyor musunuz? Bir altındaki cümle. Most of the bills are overdue. We should pay them now. Ne manada tarihi geçmiş? Açıklayabilir miyiz? Mesela şey anlamında değil, değil mi? Aa, bu sütün tarihi geçmiş, içmeyelim değil. Ne anlamda? Overdue ne demek? Önemli bir kelime. Ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi. Tamam, devam. Yazın yazın. Arkadaşlar, anlatmaya çalıştığımız şey burada ne? Bir şeyin son teslim tarihi, son ödeme tarihi, son yapma tarihi vardır. Overdue olunca siz o tarihi aşmışsınız demektir. Ne gibi mesela? Bu bana kütüphane ceza kesti. Niye ceza? Para cezası kesti. Neden kesti? Çünkü kitaplarımı vaktinde teslim etmedim. Kitaplarım ne oldu? Overdue oldu. Değil mi? Buradaki de ne? Most of the bills dediği fatura, değil mi bill? Bill'i öğrenelim arkadaşlar. Bill fatura. Buradaki manası yani. Alright. Buradaki manası bu bir isim. Değil mi? Fatura. Faturaların çoğunun şeyi geçmiş, değil mi? Ödeme tarihi geçmiş. Ne yapmalıyız? Onları hemen ödemeliyiz. Geciktik demeye çalışıyoruz, değil mi? Ya da ne bileyim mesela bir proje hazırlıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Ne yapmışsınız? Süresi geçti artık. Hocaya diyorsunuz ki overdue oldu hocam bu. Hani bana birazcık daha süre verir misiniz? Vakti geçti. Zaman aşımı. Aynen. 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 Hemen. Birazcık da arkadaşlar be ile neler gösterebiliyormuşuz? Bakın yer zarfı dediklerimize bakalım. Upstairs. Aynen. Aynen Halil. Direkt doğru çevir o. Faturaların çoğunun günü geçti. Değil mi? Son ödeme tarihi geçti. Onları hemen derhal ödemeliyiz.
Yanlarında anlamları yazıyor. Upstairs yukarıda demek, yukarı katta anlamında. Downstairs aşağıda demek, aşağı katta. Here burada, there orada, inside, outside, downtown. Şimdi hemen neyle kullanıyoruz? Bakın gördünüz mü? Yeri anlatabilmek için, bir insanın nerede olduğunu anlatabilmek için. She's out. She's out. Dışarıda. She's upstairs, yukarıda. She's here, burada. She's there, orada. Aynı zamanda bakın bir edatla, prepositionla da birlikte kullanabiliyoruz. Prepositional phrase yapıp. Jane is at school. Okulda. Jane is on the plane. Uçakta. Jane is in the kitchen, mutfakta. Buradan hemen bir genelleme yapıp ne diyebiliriz? In, at, on. Üçü de İngilizce'de ne anlatıyormuş arkadaşlar? Talk to me. Talk to me. Bulunma anlamına gelen, değil mi? Bulunma anlamına gelen, evet İknur. Aynen değil mi? D-Da'yı. Ayrı yazılan D-Da değil bu arkadaşlar. Also anlamındaki D-Da değil. Bildiğimiz bulunma anlamında birleşik yazılan D-Da. Evde, okulda, arabada, dışarıda, içeride, evde. Oradaki D-Da, tamam mı? Yani birleşik yazıyoruz bunu. Alright. Türkçe'de ama sadece D-Da var. Ama İngilizce'de duruma göre in, at, on kullanıyoruz ayrı ayrı. Bunları geçtik. Şimdi Jane is next to te geçelim onda. Jane is from London. Bakın burada bir insanın nereli olduğunu anlatırken kullanıyoruz, değil mi? Jane Londralı demek için kullanıyoruz. Behind neydi behind? Behind'ı hatırlatın bana. Teşekkür ederim. Jane is behind the tree, değil mi? Jane is behind the tree. Jane ağacın arkasında diyoruz. Arkadaşlar çoğul isimlerde şimdi bir kere şunu kestik. I am ile kullanılıyor. Üç tane dedik am is are diye. Değil mi? She, he ya da elimizdeki it olduğunda arkasından is kullanıyoruz dedik. You, we ve they olduğunda da arkasından are kullanıyoruz dedik. Bunların üçü de am is are. Be'nin present tense'e göre çekilmiş halleri, değil mi? Ve bunları bir işte durum anlatırken, bir şeyi nitelerken az önce gördüğümüz şeylerle kullanıyoruz ve Türkçe'ye dırdır diye çeviriyoruz. Burada çoğul isimleri nitelemek derken they are happy, they'de sıkıntı yok. They'in are aldığını biliyoruz. Burada önemli olan şunu kesebiliyor muyuz? Mike and John'u da birleştirdiğinde şimdi Mike tek başına he, değil mi? Tek başına kullansak Mike is diyeceğiz. John da tek başına he, John'u da tek başına kullansak is diyeceğiz. Ama Mike and John birleşirse bunun karşılığı ne olur? Mike and John birleşirse bunun karşılığı ne olur? They olur. Aynen. They olacağı için de Mike and John eşittir diyelim şöyle. Mike and John. Bunlar otomatikman ne olacak? Arkasından are alacak. Aynen. Hemen sıfatları zaten S almayacaklarını diyoruz. Arkadaşlar şimdi şurası önemli. Şu tabloyu bir tane daha büyüteyim ben. Hemen şöyle yapalım. Bakın buradaki subject object diye ayırdığımız şeyler şimdi hemen bir konuşalım. Subject pronouns dediğimiz şeyler sadece ve sadece cümlenin öznesi olabilir arkadaşlar. Çünkü subject'te az önce konuştuk. Şuraya yazmıştım ya hatırlıyor muyuz? Nerede? Subject verb object yazmıştım. Şunu ben şöyle bir kırmızı yapayım bize. Şimdi bakın. Bu subject, verb, object dediğimiz şey cümledeki sıralamamız, değil mi? Önce özne geliyor. Sonra fiil geliyor. Sonra nesne geliyor. Şimdi şuradaki subject pronouns dediğimiz şeyler sadece özne olabilirler. Tamam mı? I, Türkçesini biliyoruz. Ben demek. You, sen, siz demek. İster saygı anlamında siz olsun. İster çoğul anlamında siz, sizler anlamında siz olsun. We, biz demek. They onlar, he erkekler için kullandığımız o, he kadın, she kadınlar için kullandığımız o, it de cinsiyetini bilmediğimiz hayvanlar ya da nesneler, cansız şeyler için kullandığımız ya da kavramlar için kullandığımız o. Bunlarda sıkıntı yok. Bunları zaten biliyoruz. Ama bazen neyi karıştırabiliyoruz? Arkasından gelenleri karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi object pronouns dediğimizde ne oluyor? Nesne konumunda. Nesne dediğimiz şey şu arkadaşlar. Cümlenin object konumuna gelecek. Nesne konumuna gelecek. Yani nereye gelecek? Fiilin arkasına gelmesi lazım.
Fiilin arkasına geldiğinde mesela fiilin arkasına ay getiremezsiniz. Fiilin arkasına getiriyorsanız onun mi'ye dönüşmesi lazım. Mi'nin Türkçesi ne? Mi'nin Türkçesi ne? Mi. Beni ya da bana. Aynen. Teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar, mi'nin Türkçesi benim bana. Hemen çok kolay örneklerle konuşalım bunu. Konuşalım. Buyurun. Mesela they love me. Bakın, özne pozisyonuna geldiğinde they oldu. Değil mi? Bu nesneye geçtiği anda I'dan neye döndü? Me'ye döndü. They love me. Ne diye çeviriyorum? Ben, onlar ben seviyor diye mi çeviriyorum? Ne diye çeviriyorum? Onlar beni seviyor. Değil mi? Onlar beni seviyor diye çeviriyorum. Aynen. Bakın aynısını you'ya da uygulayın. You'nun özne hali de aynı, nesne hali de aynı. Değil mi? Özne hali de aynı, nesne hali de aynı. They love you. Bu sefer ne oluyor? Onlar seni ya da sizi seviyor. Değil mi? Onlar seni ya da sizi seviyor. Şimdi şeye gelin. Bize gelin. Bakın. We neye dönüşüyor? They love us. Ne oldu bunun Türkçesi? Söyleyin bakayım Türkçesini. Aynen değil mi? Us'ın Türkçesi bizi ya da bize olacak. Burada neyi kullanıyoruz? Bizi seçiyoruz, değil mi? Bizi. Onlar bizi seviyor, değil mi? O zaman we love them. Bakın, they şimdiye kadar özneydi. Nesne olunca neye dönüştü? Them'e dönüştü. Them'in Türkçesi ne arkadaşlar? Them'in Türkçesi ne? Them. Onları ya da onlara, değil mi? Onları ya da onlara. O yüzden de burada ne diye çeviriyoruz? Biz onları seviyoruz. Aynısı da we love him, her ya da it yazdığında da biz onu seviyoruz olacak, değil mi? Biz onu seviyoruz. Artık kime refer ediyorsanız. Bakın. He, him'e dönüştü. She, her'e dönüştü. It ise it olarak kaldı gördüğünüz üzere. Burada da sıkıntı yok. Şimdi. Size öğrettiğim şeye konuyu bağlayacağım. Bakın arkadaşlar. Sıfatları öğrendik ya. Sıfat nedir? Ne işe yarar? Sıfat ne yapar dedik? Bana bir hatırlatın onu. Sıfat ne yapar? Ne işe yarar? İsmi niteler. Aynen. Bilgileri birleştirelim mi? Bilgileri birleştirelim. Şimdi bakın. Possessive adjectives yazıyor başlıkta. Gördük mü? Possessive adjectives yazıyor. Yani sahiplik sıfatı. Sahiplik sıfatı. Sahiplik anlatacaksınız. Sıfatlar ne dedik? İsmi niteler. Demek ki bu sıfatları asla ve asla bakın katiyen arkasına isim gelmeden kullanamazsınız arkadaşlar. İngilizce'de şöyle bir şey yok. Hiçbir dilde yok. Şöyle deyip bırakamazsınız. Bunun Türkçesi ne? Benim. Benim ne? Benim ne? Bu bir sıfat arkadaşlar. Sıfatın arkasından ne gelecekmiş? İsim gelecekmiş. Bilgiyi birleştirin. Bunun arkasına bir isim koymak zorundasınız. My car. Your teacher. Our books. Their, atıyorum şu anda tamamen. House. His money. Ne diyelim? Her. Bir şey söyleyin. Atın bir şey. Her ne olsun? Book dedik, teacher dedik, house dedik, money dedik, car dedik. Her bir şey söyleyin. Atın bakayım bir şey. Cake. Peki. Pastası olsun, değil mi? Evet. Peki. It's diyelim. It's tail. Tail ne demek tail? Kuyruk demek. Aynen, değil mi? Bir hayvandan bahsettiğimi varsayaraktan öyle yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunları tek başına kullanamazsınız. My benim demek. Hemfikir miyiz bunda? Benim arabam. Senin ya da sizin hocanız ya da senin hocan. Bizim kitaplarımız. Onların evi. Onun parası. Onun pastası. Onun kuyruğu. Bakın bunlar sıfat olduğu için. Sıfat olduğu için arkalarından bir isim gelmek zorunda. Ama
Ben bunu zamire dönüştürmek istersem. Şimdi adıl, zamir. Adıl ya da zamir dediğimiz şeyin Türkçesini konuşalım. Zamirler ne yaparlar? Söyleyin bakayım bana. Çok güzel. Teşekkür ederim. İsmin yerine gelirler. Caps'le yazmayın arkadaşlar. Caps'le yazmayın. Görüyorum. İsmin yerine gelirler. Tamam mı? İsmin yani yerini tutar. İsim yerine mesela İrem demek yerine ne diyorsunuz? Şi diyorsunuz. Değil mi? Yasin demek yerine hi diyoruz. Değil mi? I and Ayşe demek yerine we diyoruz. İsmi, pardon, İrem and Ayşe demek yerine ne diyoruz? We diyoruz. Direkt ismin yerine geliyor. Değil mi? Bakın buradaki ismim ne? Car, teacher, books, house, neyse artık. Bunların ikisi birleşirse eğer, bunların ikisinin yerine işte bir zamir kullanabilirim. Artık bundan sonra zamir olayı geliyor. My car, benim arabam birleşirse ne olacak? Yerine zamir koyacağım. Ne getireceğim? Benim arabam diyeceğime, araba dememek için benimki diyorum ve aynen dediğiniz gibi mine geliyor. Mine'ın açılımı yani arkadaşlar. Şunu unutmamanız lazım. Mine'ın açılımının içinde my plus bir noun var demektir. Şunu azıcık şöyle bir açayım. Bunun açılımı my plus noun demektir. Yani bir daha noun getiremezsiniz arkasından. Your teacher birleşirse o zaman ne olur? Aynen Ayşegül, aynen. Your teacher birleşirse ne olur? Thank you very much. Yours olur. Değil mi? Our books birleşirse ne olur? Ours olur. Burada Türkçelerini de atlamayalım arkadaşlar. Onlara da bir bakalım. Yours, seninki ya da sizinki olur. Değil mi? Daha önce bahsetmişsindir. Bir daha söylememek için, değil mi? Mesela şu araba benim arabam. Bu da seninki. Bu da seninki. Bir daha your car dememek için, bu da senin araban dememek için ne yapıyoruz? Birleştirip söylüyoruz. Yani en az çaba yasasını uyguluyoruz, değil mi? Ours da bizimki oluyor, değil mi? Bizim kitaplarımız yani bizimkiler ya da bizimki. Their house birleştirelim. Hı. Türkçesini alayım. Türkçe, ay, İngilizcesini alayım, özür dilerim. İngilizcesini de söyleyin. Theirs, değil mi? Aynen. Theirs. Onlarınki, onlarınki. Onların evi yemek evi demek yerine onlarınki diyoruz. His money. Peki his money ne olacak birleşince? Evet, çünkü bir daha sonuna s ekleyemiyoruz, değil mi? His yapamadığımız için ne oluyor? His oluyor. Bu da onunki demek. Her cake. Buyurun. Hers, değil mi? Bu da onunki. It's'te de mesela aynısı var, değil mi? It's'i de yapamıyoruz. It's diye gidemeyeceği için o da it's oluyor. Şimdi bakın. Türkçelerine tekrar bakalım. My benim ama mine benimki. Your senin, yours seninki. Our bizim, ours bizimki. Their onların, theirs onlarınki. His onun, his onunki. Bunu artık nereden çıkartacaksınız? Arkasından isim geliyorsa onun demek. Arkasından isim gelmeyip birleşmişse onunki demek. Sıkıntı var mı burada? Bunu anladınız mı? Bana bir söyleyin bakayım. Süper. Aferin. Her onun, hers onunki, it's onun, it's onunki. Yine nereden ayırt edeceğiz? Arkasında eğer noun varsa onun demektir ama yoksa onunki demektir. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum burada. Şimdi size şunu öğreteceğim arkadaşlar. Bir dakika, o bir öyle dursun. Ben şunu birazcık bir büyüteyim. Tamam. Şimdi bakın, reflexive pronoun dediğimiz bir şey var. Tamam mı? Reflexive pronoun'un Türkçesini bilen var mı? Hatta şunu şöyle kırmızıyla bir de başlık yapayım ben kendime. Olur mu? Şöyle hop. Sonra yine siyahla devam edelim. Aynen, değil mi? Aynen. Dönüşlülük, değil mi? Dönüşlülük anlatan adıllar bunlar. Arkadaşlar dönüşlü ne demek biliyor musunuz? Dönüşlü şu demek. Özne, nesneye,
Dönecek demek. Tamam mı? Dönecek. Hep bu kendi kendine, kendi kendime, kendi kendilerine vesaire dediğimiz şey bu. Ama refleksivin olayı şu arkadaşlar. Türkçe'de de böyle. Zaten mecbur refleksif dönüşlü dediğiniz için her dilde de öyle. Öznenizle refleksiviniz aynı olmak zorundadır. Yani kastettiğim şey şu. Şimdi aynı demek ben demek. Sıkıntı var mı bunda? Yok. Peki ayın refleksivi şöyle boşluk bırakarak daha yazacağım. Ayın refleksivi ne olacak? Yani ben demek ya kendimi kendime diyeceksiniz. Kendimi kendime. Myself. Kendimi kendime. Devam ediyorum. You. Evet. Sen ya da siz kendini ya da kendinizi kendine ya da kendinize diyeceğiz. Şimdi yourself kendini kendine oldu. Ya kendinizi kendinize demek istiyorsam ne olacak? Çoğaltırsam yani thank you very much. Yourselves olacak değil mi? Yourselves. G'yi az sonra geleceğim bunun. We diyelim. Biz. Bu da ne olacak? Kendimizi kendimize. Buyurun. Çoğul olduğu için ourselves oldu değil mi? Çok güzel. They, onlar. Bu da kendilerini kendilerine olacak. Alayım. Teşekkür ederim. Themselves. Hop. Sıkıntı yok burada da, değil mi? Geldim he. Bu da kendini kendine olacak. Ne yaparız? Teşekkür ederim. Himself. Değil mi? Aynen yazsın. Aynen. Çoğul olduğunda çoğul yapma kuralına göre onu çoğaltıyoruz, değil mi? Tekil olduğunda F, çoğul olduğunda da, değil mi? Was ekiyle, değil mi? Myself, yourselves yapıyoruz. Evet. Gelelim şeye. Bu da o demek. Yine kendini diyeceğim, kendine diyeceğim. Ne oluyor? Herself, değil mi? Aynısını ite yapıyorum. Yine kendini kendine diyeceğim. Ne olacak? Ops. Hayır, Merve bak çoğalttın. Çoğul yaptın Merve. Çoğul olmayacak, değil mi? Bu tekil. Çünkü it bir tane. It bir tane olduğu için çoğul yapmayacağız. Was'la bitmeyecek, değil mi? It self diye bitecek. Ops. İti yazmışız zaten. Oldu mu Merve? Sıkıntı var mı? Anladık mı bununla? Merve, talk to me Merve. Nice, güzel. Şimdi bakın arkadaşlar, bunun olayı şu. Şimdi buraya sol sütuna yazdıklarım özne, değil mi? Hangi özne ile başlarsanız eğer, sonunun o öznenin refleksivi olması gerekir, tutarlı olması gerekir. Başka şekilde yapamazsınız bunu. Yani mesela şöyle diyemezsiniz, tamam mı? I did it by myself. Şimdi ne dedim? I did it by myself diye. Kendi kendime yaptım. Kendi başıma yaptım. Değil mi? Kendi kendime yaptım. Ya da she sometimes talks to herself. Ne dedim? Kendi kendine konuşup dedim, değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Aynen. Aynen kendi kendine konuşur. Şimdi bu özne she ise bakın refleksif bu demektir. Dönüşlülük şu demektir. Özne she ise bunun refleksivini buraya koymanız lazım. Mesela buraya şunu yazamazsınız. Bunu yazamazsınız. Böyle bir şey olur mu? Zaten Türkçe'ye çevirsenize. O bazen kendi kendime konuşur. O bazen kendi kendime konuşur. Oldu mu? O bazen ya da mesela şunu yazabilir miyim? O bazen kendi kendilerine konuşur. Oldu mu? Siz söyleyin. Oldu mu? Türkçesi oldu mu? Olmadı. İmkansız. Mümkün değil. Impossible. Olmaz. Değil mi? Ne olacak? Bakın özne neyse, özne neyse onu getirmek zorundasınız. Yani cümlenin öznesi we ise ourselves gelir. They ise themselves gelir. He ise
himself gelir. She ise herself gelir. It ise itself gelir. Başka çareniz yok. Tamam mı? Başka çareniz yok. Özneye it getirip arkasına myself getiremezsiniz. Özneye they getirip arkasına himself getiremezsiniz. Hemfikir miyiz? Oldu mu burası? İnşallah olmuştur. Hayırlısıyla. Yes. Okay. Nice. Very much. Şimdi şuna bir bakalım. Şunu şöyle. Burada zaten listesi var arkadaşlar. Ama şimdi hemen bir şunu konuşalım mı? Şeyleri, pronounları nasıl dönüştürürüz? Şimdi Mr. Mason is from New York. Buraya ne yazarsınız? Şu boşluğa ne yazarsınız? Yazın bakayım. Cevabımız he is olacak, değil mi? He is from New York. Çünkü Mr. Mason ne? I, you, we, they, he, she, it'ten neye denk geliyor? He'ye denk geliyor. Ve Mr. Mason bu cümlenin nesi? Öznesi. Demek ki özne olanını seçeceğim. Değil mi? Altındakine gelin. Jane is from Britain. Buyurun. Jane, she, tekil olduğu için he, she, it arkasına iz alıyordu. Ali and Ayşe. Buyurun. Ali and Ayşe. Ali and Ayşe birleşiyorlar ve birden fazla insan oluyorlar ve içlerine Ali ne Ayşe'nin ben dahil miyim? Değilim. O yüzden ne oluyor bunlar otomatikman? Onlar oluyor, değil mi? They are. You, we, they'de de are kullanıyorduk. Alright. Devam edelim. My roommate and I diyor. Dörtte. My roommate and I. Neden? Çünkü ben de dahilim, değil mi? İşin içine. Ben de dahil olunca my roommate ve ben birleşince ne oluyor? Biz oluyor. Değil mi? Yazabiliyor muyum? Yazamadım. Buyurun. Evet. We are. Beşe gelelim. Is Mrs. Coyotito from Japan diyor. Is Mrs. Coyotito. Buyurun bakalım. Ne yazacağız? Mrs. Coyotito'ya it demeseydik iyiydi Nurgül. Niye Mrs. Coyotito'ya it diyoruz? Değil mi? Kanlı canlı bir kadın kendisi lütfen. Evet. Ne diyeceğiz? Bu da bir soru bu arada. She's demeyin arkadaşlar. Bakın Ayşe doğrusunu yazmış oraya. Bu ne? Bu soru çünkü. Ha pardon soru değilmiş. Düz cümleymiş. Özür dilerim. She is. Evet. Haklısınız. She is. Yes. She is from Japan. Devam edelim. Is Mrs. Hill in the kitchen? Nurgül. Hadi yaz. Is Mrs. Hill in the kitchen? Yaz bakayım cevabını. Ne? She is olacak. Çünkü yine Mrs. Hill dedik. 7'ye bakalım. Is the weather hot today? Şimdi alayım cevabını. Nurgül. Ona da she diyor değil mi? It is. Değil mi? Yes. It is hot today. Buyurun. Are the birds in the tree? Hemen alalım. Yes, yes. Neslihan, it is ha öbür soruya cevap verdiysen bilmiyorum ama 8. sorunun cevabı it is olmayacak, değil mi? Ha, aynen. Çünkü the birds çoğul değil mi? Kuşlar. Kuşların karşılığı otomatikman ne oluyor? They oluyor. Ne diyeceğiz? Yes, they are diyeceğiz. Değil mi? Geldim 9'a. Mr. Johnson and I are teachers. Bak Merve yine he diye atlıyorsunuz. Mr. Johnson and I diyor. Ay ben de varım onun içinde. Değil mi? O yüzden ne olacak? We are. Very nice. Gelelim ona. Ondan sonra sizi minik bir arayla azat edeceğim. Tim, his brother and I. Çünkü işin içinde kim var? Ben de varım, değil mi? Bak Kübra, hayır, değer değil. Tim, his brother and I. O yüzden we are olacak. Yazabilirsem olacak inşallah tabii. Bakın deniyorum ve yazdım. Başardım. Alright. Bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra yine bir 10-12 dakikalık bir ara verelim. Ondan sonra da birazcık da okuma çeviri yapalım. Alright.
Aradan sonra görüşürüz o zaman. Hemen.